أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İmam Bukhari Hazretleri'nin sahihinde Servan-ı Farisi ve Ebu Derda Hazretleri arasında yaşanan şöyle bir olay bizlere naklediliyor. Avn bin Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'ın babasından naklettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Servan-ı Farisi radıyallahu anh ile Ebu Derda arasında kardeşlik bağ kurmuştu. Onları kardeş ilan etmişti. Bir gün Selman-ı Farisi radıyallahu anh kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti. Onun hanımı Ümmü Derda radıyallahu anh'ı eski püskü elbiseler içinde görünce "Mâ şe'nuki?" buyurdular. "Yani senin bu halin nedir, durumun nedir?" diye sordular. Ümmü Derda radıyallahu anh'a kocasının Ebu Derda Hazretleri'nin kendisiyle ilgilenmediğini kastederek "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı." dediler. Böyle bir karşılık verdiler. Biraz sonra Ebu Derda radıyallahu anh gelerek Hazreti Selman radıyallahu anh'a yemek hazırladı. Hazreti Selman onun da yemesini isteyince Ebu Derda radıyallahu anh "Ben oruçluyum, ben orucum." dedi. "Fe inni saimun." Böyle cevap verdi. Hazreti Selman "Sen yemezsen ben de yemem." deyince Ebu Derda radıyallahu anh yemeğe katıldı. Gece olunca Ebu Derda radıyallahu anh erkenden namaza kalktı. Bunu fark eden Hazreti Selman uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda radıyallahu anh'ı Hazreti Selman yine ikaz ederek uyumasını istedi. Gecenin sonuna doğru Hazreti Selman Ebu Derda radıyallahu anh'ı "Haydi şimdi kalk" diyerek uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Hazreti Selman Ebu Derda radıyallahu anh'a kardeşlik hakkından doğan şu uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. İnne li rabbike aleyke hakkan." Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. "Ve li nefsike aleyke hakkan." Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır. "Ve li ehlike aleyke hakkan." Ehlinin, ailenin, eşinin, çocuklarının da senin üzerinde hakkı vardır. "Fe a'ti kulle zi hakkin hakkahu." Her hak sahibine hakkını ver buyurdu Hazreti Selman radıyallahu anh Ebu Derda Hazretlerine. Bu olaydan sonra Ebu Derda Hazretleri Efendimiz aleyhisselama geldiler. Bu olup biten olayları anlattılar. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine buyurdular ki "Sadaka Selmanu." Selman doğru söylemiş buyurdular. Evet, böyle detaylı bir şekilde İmam Bukhari Hazretleri'nin sahihinde yer alan bu hadis-i şerif bize Efendimiz aleyhisselatü vesselamın sünnetini, hareket tarzını, amel etme, gidişat, işleyişini Selman-ı Farisi Hazretlerinin Ebu Derda Hazretlerinden daha iyi anladığını ve bir kardeşlik hukuku gereğince Ebu Derda Hazretlerinin Efendimiz Aleyhisselam'ın yoluna davet ederek onu uyardığını görüyoruz. Ebu Derda Hazretleri radıyallahu anh ruhi hassasiyetleri çok yüksek bir insandı. Dolayısıyla bu ruhi yapısından kaynaklanan bir aşırılık eğilimi kendisinde görülüyordu. Hazreti Selman el-Farisi radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselamın yolunu, İslam'ın tavrını bir fiil uygulamasıyla Ebu Derda Hazretlerine böylece göstermiş oldu. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim ümmeten ve satan orta yollu bir ümmet olarak Yüce Rabbimiz İslam toplumunu bizleri tarif buyurmuşlar. Yani vasat bir ümmet olmak demek,
mutedil, adalet üzere bir ümmet olarak Efendimiz Aleyhisselam tarafından tarif buyurmuşlardır. Yani adalet sahibi olmak, her şeyi yerli yerine koymayı, her şeyi yerli yerince yapmayı, her şeye hakkını vermeyi, aşırılıklardan uzak bulunmayı, orta yolu takip etmeyi, mutedil ve efendim dengeli bir toplum olmayı gerektirmektedir. Evet, İslam dini aşırılıklardan uzak, yapılması gerekeni yapmayı, herhangi bir sapma ve yanlışlıktan bu yönüyle uzak durmayı bizlere tavsiye etmiştir. Yani buna biz dini terminolojide ifrat ve tefrit denen aşırılık ve gevşeklik gibi aşırı uçlardan uzak kalma tarifini kullanıyoruz. Mesela tüketimde iki aşırı uç vardır kardeşlerim. Cimrilik vardır, israf vardır. Dini hayatta iki aşırı uç olarak efendim zühd ve kuru şekilcilik gösterilmiştir. Savaşta da iki aşırı uç olarak bir zillete boyun eğmek, ikinci boyutta düşmana zulmetmek gösterilmiştir. Dinimiz bunların orta hallisini bize tavsiye buyuruyor. Bakara suresinin 190. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Sizinle savaşanlarla beraber siz de onlarla savaşın. وَلَا تَعْتَدُوا Haddi aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Muhakkak ki Allah-u Teala haddi aşanları sevmez. Yani savaşta bile düşmana karşılık verilirken bile adaletten, insaf ölçülerinden ayrılmaması gerektiğini Müslümanın Yüce Rabbimiz bize bildirmiş oluyor. Hayatın denge üzerine kurulduğunu bu noktada tekrar hatırlatmamız yerinde olacaktır. Şu kainat kitabına baktığımız zaman kainatın nasıl hassas bir denge üzerine kurulduğunu, bu dengeden ufacık bir sapmanın nasıl büyük felaketlere yol açtığını ve açacağını müşahede ediyoruz kardeşlerim. O zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Küçük kainat olan insan da böyle hassas dengeler üzerine yaratılmış Rabbimizin kuludur. Bu dengede görülecek sapmalar zamanla insanı aşırılıklara, ister ifrat boyutu olsun, ister tefrit boyutu olsun, aşırılıklara götüreceği için ruh ve beden bütünlüğünü bozmaya yol açacağı için, dengenin bozulmasına yol açacağı için yasaklanmıştır. O zaman ruhumuzun ve bedenimizin hakkı neyse onu vermeyi, madde ve mana arasında denge kurmayı, dolayısıyla dünya ve ahireti böyle birbirine feda ederek, dünyayı terk edip ahireti terk edip dünyayı elde etmek gibi yanlış bir tavrı asla Müslüman sergilememeli kardeşlerim. Bütün bu saydığımız alanlarda kurulacak denge iki tarafa da aynı değeri vermekle değil, adalet gereği hangisi öncelenmesi gerekiyorsa onu öncelemekle ve hakkını vermekle mümkündür. Mesela dünyaya çalışalım, bir o kadar da ahirete çalışalım. Halbuki ahiret yurdu ebedidir. Ahiret yurdunda kaybetmek efendim telafisi mümkün olmayan bir süreç demektir. Dolayısıyla dünyaya ve ahirete böyle eşit zaman ayıralım. Onlara eşit değer verelim. Efendim böyle bir yanılgı içerisine düşmek yerine ahireti önceleyerek dünya hayatını ahirete hizmet eden bir hayat haline çevirmemiz adaletin gereğidir. Hani biz günümüzde eşitlik ve adalet kavramlarını maalesef karıştırıyoruz. Ya kadın erkek eşit olsun. Kadın erkek eşit olamaz. Allah birini kadın yaratmış, birini erkek yaratmış. Yani özür dileyerek söylüyorum. Şimdi bugüne kadar kadınlar doğum yaptı. Bundan sonra erkekler doğum yapsın diyebilir miyiz? O zaman eşitsek biraz erkekler doğum yapsın. Bu fıtrata aykırı bir şey. Efendim işte erkekler askerlik yapıyor, kadınlar da askerlik yapsın. İyi de kadının yapısı askerliğe müsait değil ki, gerektiği kadar, olması gerektiği kadar olacak. Şimdi bir erkeği eve bağlasanız ne kadar böyle maharetli, becerikli bir adam olursa olsun,
fıtrat yapı evin iç işlerini yapmaya çok uygun değil. Çocuklara bakmaya çok uygun değil. Babası Allah-u Teala ona dış işlerle uğraşıp evin geçimini sağlayacak. Efendim genel manada bakın altını çizerek söyleyeyim çünkü yanlış anlaşılmıyor, müsait oluyor. Efendim işte kadınlar çalışmasın mı? Ya öyle bir şey mi diyoruz? Diyoruz ki Rabbimizin adaleti neyse ona göre hareket edilsin. Şimdi bir annenin çocuğuna göstereceği merhameti, şefkati, sevgisi babası bile gösteremiyor işte kardeşim. Şimdi çocuk dünyaya geldi, anne sevgisi yok, şefkati yok, anne başka yerde çalışıyor, yoruluyor, geliyor. Bu çocuğun da bir hakkı, bir hukuku, adaletin gereği bu çocuğun da annesiyle, babasıyla olması gerekmez mi kardeşim? Dolayısıyla böyle eşitlik eşitlik diyerek zihinlerimizi, gönüllerimizi bulandırmayalım. Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapmak esas olmalı kardeşlerim. Bakın Nisa suresinin 77. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 169, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Ankebut suresinin 64, Duha suresinin 4. ayet-i kerimelerinde Yüce Rabbimiz dünya ile ahireti bir tutmamış. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى Ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Dolayısıyla evet dünyayı ihya edeceğiz. Hani hemen ölecekmiş gibi ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya. Ama bu dünyayı ihya ederken de gayemiz, amacımız, niyetimiz ebedi yurdumuz olan ahiret yurdunu kazanmak olmalı. Şimdi günümüze gelelim. Günümüzde bireysel ve toplumsal sıkıntıların merkezinde, kaynağında bakıyoruz ki hayatın sırrı olan bu denge maalesef alt üst edilmiş görülüyor. Şimdi mesela ev hayatına bakıyorsunuz, çocuklar sanki anne baba rolüne bürünmüşler. Anne babalar bizler çocuk rolündeyiz şu an. Çocuk ne isterse o olacak, her istediği yerine gelecek. Efendim eşler arasındaki adalete dengeye bakıyoruz. Şimdi kadınlarımız erkek gibi, erkeklerimiz kadın gibi davranmaya başlıyor. Efendim, yani fıtrata, adalete, yaratılışa uygun olmayan bir gidişat var. O zaman da huzursuzluklar, kavgalar, gürültüler, yani bedenen insan kendini böyle tatmin etmeye, bedenen bir takım arzularını, iştahlarını telafi etmeye çalışırken bu sefer ruhunu aç bırakmış oluyor. O zaman beden ve ruh arasındaki bu dengenin sarsılması her şeyin alt üst olmasına sebep oluyor. Bunu hayatımızın geneline yansıtırsak kardeşlerim, yani mutluluk sadece bedenin arzularını yerine getirmekte değildir. Bunu bir defa zihnimizin bir köşesine yazacağız. Ama bedeni tamamen terk edelim, dünyayı tamamen terk edelim. İşte bu Derda Hazretleri öyle yapmış. Dünyayı tamamen terk edip ahirete yönelmiş, eşini ihmal etmiş, işte yemek yemiyor, yemeği terk etmiş, geceleri tamamen ibadetle geçiriyor. Hazreti Selman radıyallahu anh bu gidişatının yanlış olduğunu ona kardeşlik hukuku gereğince, usulünce anlatmışlar. Bugün biz de ifrat ve tefrit noktasında olan kardeşlerimizi dengeli bir hayat yaşamaya davet etmeliyiz. Şimdi bakın kardeşlerim, hayatı yaratan, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratan, her şeyi ölçüyle yaratan Yüce Rabbimiz, bu dengeyi koyan O. O dengeye bir müdahale olursa, dünyevi ve uhrevi gidişatımıza bir müdahale olursa, dünyada da ahirette de yüzümüz gülmez. Efendim dünyayı kazanıyor gibi görünürüz. Paramız, evimiz, işte şunumuz, bunumuz var ama bir huzurumuz ve bereketimiz olmaz. Tamamen efendim ahireti terk edip dünyaya dönersek böyle bir sonuç bizi bekliyor. Peki tamamen dünyaya çalıştık, ahireti terk ettik. Orada da şöyle bir tuhaflık var. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Bir türlü efendim ruhumuz doyuma ulaşmıyor. Bir huzur bulamıyoruz. Neden? Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Rad suresinde Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah-u Teala'yı anmakla mutmain olur. Bu kalbin ilacı efendim kebap yedik, ayran içtik, şunu ettik, bunu aldık, bunu sattık, bunda değil. Rabbimizi anmakta, hatırlamakta, Rabbimizi zikretmekte, sürekli onun var olduğunu, birliğini, sonsuz güç ve kudretini düşünerek
tefekkür ederek hayatımızı ona göre şekillendirmekte. İşte o zaman biz vasat ümmet oluruz. O zaman başka ümmetlere de örnek gösterilecek bir ümmet haline geliriz. Bugün kavgaların, ayrılıkların, gayrılıkların, tartışmaların, efendim çekişmelerin arkasında ne var? Bu ruh ve beden bütünlüğümüzü maalesef dengeli bir şekilde, adaletli bir şekilde götüremeyişimiz var. Rabbimiz bizleri vasat ümmet olma vasfına tekrar kavuştursun inşallah. Dünya ve ahireti dengeli bir şekilde yaşayan, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz evlerimize, işyerlerimize, cadde ve sokaklarımıza huzur ve sükunet ihsan eylesin. Rabbimiz haset insanların, şerir insanların şerrinden ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ı ve bizleri muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kıyametin sabahına kadar daim ve baki eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة